Sizler şu an genetik değişiklikler yapmakta olduğunuzu biliyor musunuz acaba? Bu arada ne zaman beyninizde nörolojik olarak yeni bir bağlantı kursanız, her seferinde sinir hücresinin içindeki DNA'ya bir şekilde sinyal verildiğini ve sinyal verildiği anda milisaniyeler içinde yeni bir dal büyüttüğünü ve bir bağlantı kurduğunu biliyor musunuz? İşte genetik bir değişiklik budur. Öyleyse şöyle dersen bana katılır mısınız? Yeni bir şey öğrenmiyorsanız ya da yeni deneyimler yaşamıyorsanız hemen hemen aynı kalırsınız. Öyle mi? Nöroplastisitede yapılan araştırma benimsediğiniz her yeni düşünceye, yaptığınız her yeni seçime, sahip olduğunuz her yeni deneyime, ortaya çıkan her yeni davranışa, geliştirebileceğiniz her yeni duyguya göre beyninizde gerçekleşen kimyasal ve fiziksel değişiklikler olduğunu söylüyor. Bu da fikrinizi değiştirdiğiniz anlamına gelir. Kaç kişi bana katılıyor? Yani siz beyninizi değiştirdiğinizde, zihniniz, zihninizi değiştirdiğinizde beyniniz değişir. Kaç kişi anladı? Siz yeni bir bilgi öğrendiğinizde bunu beyninize yerleştiriyorsunuz ve dönüp dönüp bu bilgiyi gözden geçiriyorsunuz. Böylece nörolojik bir donanım kuruyorsunuz, doğru mu? Sizler bu bilgiyi ziyaret edip gözden geçirdikçe, bağlantıyı kurup yerleştirdikçe donanım programı bir yazılım programına dönüşüyor. Bu bilgiyi bolca pratik ettiğiniz için otomatik bir yazılım programı haline geliyor. Kaç kişi anladı? Biz buna nörolojik ağlar diyoruz. Nörolojik ağlar, nörosinaptik bağlantılar topluluğu oluşturmak için birlikte harekete geçen ve bağlanan nöron gruplarıdır. Ve ziyaret etmeye devam ederseniz otomatik bir program olur dişlerinizi fırçalamak, makyaj yapmak, bir dil konuşmak, şikayet etmek, aracınızı sürmek için bir nöro ağınız var. Bu artık otomatik bir programdır, anlaşıldı mı? Ve <laughs> bir araştırmaya göre daha önce hiç piyano çalmamış bir grup insan alıyorsunuz. Ve onlara tek elle gam ve akor çalmayı öğretiyorsunuz. Ama daha önce fonksiyonel beyin taramalarını yapıyorsunuz. Ve piyanodan sonra da fonksiyonel beyin taramalarını yapıyorsunuz. Bu insanlar 5 gün boyunca günde 2 saat bu gam ve akor çalışmasını tekrar tekrar yaparsa 5 günün sonunda bir tarama daha yaptığınızda beyinlerinde yeni nöron ağları büyüdüğünü görüyorsunuz. Beni dinliyor musunuz? Çok mantıklı. Yeni bir şey öğrenip yeni bağlantı kuruyorsunuz. Bilgi denen şey deneyimin öncüsüdür. Şimdi siz bir bilgi edindiyseniz Vücudunuz da işe karışır ve o zaman da yeni bir deneyim edinirsiniz ve deneyim beyni zenginleştirir. Daha çok nöron bağlanır çünkü deneyim daha çok duyu ilavesi demektir. Benimle misiniz? Dikkatinizi yaptığınız şeye verirseniz, ona yönelirseniz ve bunu tekrar tekrar yinelerseniz, nöronlar harekete geçip bağlanmaya başlar ve dışarıdaki faaliyetinizi yansıtan bir nöron demeti oluşturursunuz. Anladınız değil mi? Fakat başta bir grup insana gözlerini kapattırıp gam ve akorları zihinlerinde prova ettirirseniz, beş günün sonunda zihinlerinde çalışan bu insanların beynindeki devrelerin sanki gam ve akorları gerçekte çalışmış gibi geliştiğini görürsünüz. Başka bir deyişle, gerçekten odaklandığınızda beyin dışarıda olup bitenlerle burada olup bitenler arasındaki farkı kesinlikle bilmez. Kelimenin tam anlamıyla düşüncenin deneyim olduğuna inanır. İnsanlar parmaklarını oynatmadan beş gündür resmen piyano çalıyormuş gibi görünürler. Başka deyişle bu deneyim gerçekten olmuş gibi görünür. Bu da şu soruyu getiriyor. Sizler bütün gün zihninizde neyin provasını yapıyorsunuz? Peki bütün gün fiziksel olarak ne gösteriyorsunuz? Çünkü bütün gün zihinsel olarak prova ettikleriniz, düşündükleriniz ve fiziksel olarak prova edip gösterdikleriniz nörolojik düzeyde kim olduğunuzu gösterir. Kaç kişi bana katılıyor? O halde şayet siz de yeni bir varoluş yolu prova ederseniz ve istediğiniz kişi olmanın nasıl bir şey olduğunu gözden geçirirseniz tıpkı piyano çalanlar gibi nörolojik donanımı deneyimden önce kurmuş olursunuz. Bu deneyimi beyninizde tekrar tekrar deneyimlerseniz, zihninizde Donanım programı yazılım programına, yeni bir nörolojik ağa, otomatik bir programa, yeni kişiliğinizin bir parçasına dönüşür. Kaç kişi takip ediyor? Dürtün biraz. Anladınız değil mi? Değil mi? Kızıma bu meditasyondan kalkmak yok. Önce beynini iyice sarstığını hissetmen lazım dediğimde, tamam sorun değil dedi. Böylece çok güzel bir deneyim yaşayacak, geleceğin tadını ve duygusunu vücuduna da hissettirecek ve istediği olmuşçasına meditasyondan kalkacak anladınız değil mi? Şimdi bana bu güzel bir yemek sohbeti Joe, zihinsel çalışmalar, düşünce gücü beyni değiştirebilir tamam, e, ee, kabul ediyorum ama bedeni nasıl değiştiriyor diyebilirsiniz. Bir deney için bir grup insan seçmişler. Ve onlara dört hafta boyunca günde bir saat olmak üzere yay çektirmişler. Belli ki üniversite öğrencileriymiş. <laughs> Başka bir grup daha seçip onlara da bu yay çekme işini zihinlerinde yaptırmışlar. Yine her gün, dört hafta ve tek yaptıkları hayallerinde canlandırıp daha sıkı çek, daha güçlü çek demekmiş. Bunu defalarca tekrarlamışlar ve deneyim sonunda yay çekenlerin kasları yüzde otuz oranında güçlenmiş. Gayet mantıklı değil mi? Bir kasa yük bindirirsiniz, bir hareket dizisi yaptırırsınız, direnç gösterir. Sonra kas lifleri yırtılır ve gelişmeye başlar. Bu genetik bir değişimdir. Dinliyor musunuz? Sistem budur. Bu arada yayı zihinlerinde çeken diğer grupsa, 4 haftanın sonunda %22'lik bir kas güçlenmesi göstermiş. Ancak bu insanlar parmak bile oynatmamış. Başka deyişle Onların vücudu bu olayı gerçekte yaşamadığı halde deneyimlemiş gibi görünüyormuş. Dört hafta boyunca egzersiz yapmışlar gibi vücutlarında fiziksel değişim olmuş. Onların vücudu artık gelecekte. Benimle misiniz? O halde vücut ve beyin sırf düşünce yoluyla gerçekte yaşamış gibi fiziksel değişimler gösterdiyse, demek ki bu deneyim cidden yaşanmış. Kaç kişi anladı? İşte kanıtı vücudunuzda ama bu rahatlarsanız olur. Hayatınızdaki herkes stresli olabilir ama siz bu kadere geçiş yapabilirsiniz. Kaç kişi aynı fikirde? Ve buna da huzur deniyor. Katılıyor musunuz? O halde zihinsel prova süreci o gelecekte yaşadığınız, yapacağınız seçimleri hayal ettiğiniz, zihninizde canlandırdığınız bir süreçtir. Sergileyeceğiniz tutumu, zengin olunca ne yapacağınızı, ne hissedeceğinizi, hangi deneyimi yaşayacağınızı, kime yardım edeceğinizi, nasıl bir farklılık yapacağınızı ve siz her gün gelecekteki aynı olayı ziyaret ederseniz sizce de o piyano çalanlar gibi gerçekten yaşamış adetmez misiniz? Kaslarınızın %22 oranında güçlenmesi için düşünce yoluyla yeni genlere sinyal göndermeniz gerektiği fikri sizce de makul mü? Buna katılıyor musunuz? Ama aynı şekilde düşünür, aynı seçimleri yapar ve aynı davranışa, aynı duygulara devam ederseniz, aynı genleri korursunuz. Sınırlı miktarda geniniz olur ve böylece genetik kaderinize doğru yol alırsınız.